aşağıdaki üçgendeki x'in ne olduğunu bulmamızı istemişler. Burada Pisagor teoremini uygulayabiliriz. Buna ek olarak, eğer bu iki kenar eşitse, buradaki açılar da eşit olur ve buradaki açı 90 derece olduğu için, bu açılar da 45'er derece olurlar. Böylece bir 45-45-90 üçgenimiz olur. Daha henüz ezberlememiş olabilirsiniz ama bir 45-45-90 üçgeninin kenar uzunlukları ile hipotenüsü arasındaki ilişkiyi ezberlerseniz ki bu arada yanlış anlamayın, ezberleyin demiyorum çünkü bu ilişki kolaylıkla ispatlanabilir ama ezberlemiş olursanız sınavlarda zaman kazanırsınız. Evet, neyse Pisagor teoremi demiştik öyle değil mi? x kare artı x kare eşittir hipotenüsün yani onun karesine eşit olacak. Buradan 2x kareyi 100 olarak buluruz. İki tarafta da 2'ye bölersek x kare 50 eder. 50'nin karekökünü alırsak da x'i karekök 50 olarak buluruz. Peki daha sadeleştirebilir miyiz? Bence evet. 50 2 kere 25'tir. O halde karekök 50'yi karekök 25 çarpı karekök 2 olarak yazabilirim. 25'in karekökü 5 ve böylece x'i 5 karekök 2 olarak bulduk. Doğru cevap B seçeneği. Evet, bir sonraki x'in santimetre cinsinden değerini bulunuz demişler. İyi demişler. Birkaç soru önce yine bir 30-60-90 üçgeni ile karşılaşmıştık. Bu da bir başka 30-60-90 üçgeni. Burası 30, burası 90 derece ve iç açıların toplamda 180 derece ise bu açının ölçüsü 60 olur. 60 derece olur. Diğer soruda üçgenleri evirip çevirdiğim için bir çizim yapmıştık ama artık 30-60-90 üçgeninin kenarlarına ezberlememizin vakti geldi diye düşünüyorum. Bu son derece faydalı bir bilgidir ve test çözmeye başladığınızda özellikle de trigonometri sorularında çok işinize yarar. Evet, size hemen genel kuralı vereyim. Şuraya hemen bir başka 30-60-90 üçgeni çizelim. Evet, bu kenarın hipotenüsü olduğu belli. Burası 30 derecenin karşısındaki, benim kısaca 30 derece kenarı dediğim en kısa kenar ve genel kural şu. Eğer burası x ise hipotenüs 2x olur. Bunu daha önceki videolarda görmüştük. Bu kenarın ne olduğunu bulmak için de Pisagor teoremini kullanabiliriz. Bu arada hipotenüsün kısa kenarın 2 katı olduğunu, 2 katı uzunluğunda olduğunu bence ezberleyin. Kısa kenar hangisi? tabii ki de 30 derecenin karşısındaki en küçük açının karşısındaki kenar. Yani bu kenar. Peki kısa kenar 7 ise hipotenüs kaç birim olur? 14. Diğer kenarın kaç birim olduğunu bulmak için de az önce dediğim gibi isterseniz Pisagor teoremini kullanabilirsiniz ya da isterseniz hipotenüs olmayan uzun kenar ya da 60 derecenin karşısındaki kenarın kısa kenarın karekök 3 katı uzunluğunda olduğunu ezberleyebilirsiniz. Bence ezberleyin işinize yarar. O halde buradaki x'in uzunluğu 7 çarpı karekök 3 olacak. 7 karekök 3. Birkaç video önce hipotenüsün bu kenarın, hipotenüsün kısa kenarın 2 katı uzunluğunda olduğunu ispatlamıştık ama bu kenarın uzunluğunun bunun yani kısa kenarın karekök 3 katı olduğu konusunda bana güvenmediyseniz gelin Pisagor teoremi ile kontrol edelim. 7'nin karesi yani 49 artı x'in karesi hipotenüsün, yani 14'ün karesine eşit olacak. 14'ün karesi de 196'dır. İki taraftan 49 çıkaralım. x kare eşittir. 196 eksi 49, 157 eder. Doğru yaptığımızdan emin olmak için gelin şu çarpma işlemini yapalım. 14 çarpı 14, 4 kere 4, 16. 4 kere 1 4 elde var 1 5 etti 1 kere 14 14 evet işlemin sonucu 196. Bundan 49 çıkarırsak da bakalım burada 8 kalır. 16'dan 9 çıktı 7. 8'den 4 çıkarsa 4 ve sonuç 147. Evet iyi ki kontrol etmişiz. O halde x karekök 147'ye eşit olacak. 147 de 49 çarpı 3'e eşittir. Hemen yazalım. Karekök içinde 49 çarpı 3. Bu da karekök 49 çarpı karekök 3'e yani 7 kök 3'e eşittir. Bu da az önce bulduğum sonuçla aynı. Ama gördüğünüz gibi 60 derecenin karşısındaki kenarın kısa kenarın karekök 3 katı olduğunu bilmek işimizi oldukça kolaylaştırıyor, hızlandırıyor. Öyle değil mi? kısa kenarında hipotenüsün yarısı olduğunu unutmayın. Ne kadar çok pratik yaparsanız bunlar da o kadar yerine oturacaktır. Evet, bir sonraki. Bir karenin içine bir daire çizilmiştir. Dairenin alanının karenin alanına olan oranını bulunuz. Çok güzel bir soru. Karenin içine çizilen bir daire. Buna benzer bir şeyden bahsediyorlar. Bu daire ise içine bir kare çizeceğiz. Hayır, böyle değil. Daha düzgün çizeyim. Evet, böyle bir şey. Evet, elimizde içine bir daire çizilmiş, yerleştirilmiş bir kare var. Dairenin alanının karenin alanına oranı nedir? Burası dairenin merkezi ise, bu da dairenin yarı çapıdır. Yarı çapa r diyelim. Eğer burası bir yarı çapsa, burası da yarı çaptır. Ve bu bir kare olduğuna göre sanırım bu kenarında 2R olacağını söylememe gerek yok. Şimdi bana karenin alanının ne olacağını söyleyebilir misiniz? Dairenin alanının karenin alanına oranını bulmamızı istiyorlardı öyle değil mi? Evet, dairenin alanı bölü karenin alanı. Karenin alanı 2R çarpı 2R değil mi? Bu da 4R kare eder. Dairenin alanı ise pi R kare olduğuna göre bu ikisinin oranı hemen yazalım. Pi r kare. Hem payı hem de paydayı r kareye bölelim. Geriye pi bölü 4 kalır. O zaman doğru cevap D seçeneği. Evet, bir sonraki soru. Aşağıdaki çemberde AB ve CD E noktasında kesişen kirişlerdir. Peki, AE eşittir 5, burası 5 birimmiş. BE eşittir 12. Buraya da 12 yazalım. Ve CE de 6 ise, DE'nin uzunluğu nedir? DE'ye x diyelim. Zaman kazanmak için şu an bir ispat yapmakla uğraşmayacağım ama bir çemberin içinde kesişen kirişlerle alakalı bir kural olduğunu bilmelisiniz. Bu kurala göre bu kirişlerin parçalarının uzunluklarını birbirleriyle çarptığınızda elde edeceğiniz değer iki kiriş içinde aynı olacaktır. Mesela burada 5 çarpı 12, Gelin yazalım şunu. Burası 5, burası da 12'ydi. AB kirişinin iki parçası. 5 çarpı 12, bu iki parçanın çarpımına eşit olacak. Başka bir renk kullanayım. Yani x çarpı 6'ya eşit olacak. Buradan da 60 eşittir. 6x elde ederiz. İki tarafı 6'ya bölünce x 10 olur. Doğru cevap C seçeneği. Dediğim gibi ispatı şimdi yapmayacağım ama bu videodan sonra bunun neden böyle olduğunu bir düşünün. Kirişlerle biraz oynayın ve bu kuralın her zaman doğru olduğunu görün. RB merkezi a olan daireye B noktasında teğettir. Teğet neydi, teğet bir çembere sadece bir noktada değen, sadece bir noktada dokunan doğruya verilen isim ve teğet bu noktada yarıçapa diktir. Buradaki dairenin merkezi A olduğuna göre bu yarıçaptır. Bu yarıçapıdır. Ve B noktasındaki teğet de, işte bu şekilde, yarıçapa dik olur. B de çapmış. Peki, A da merkezmiş. Bizden CBR açısının ölçüsünü bulmamızı istiyorlar. CBR. Hangisi? CBR burası. Evet, işte bu açının kaç derece olduğunu bulmamız lazım. Bu dik açıyı buraya soruyu görmeden koymuştum ama çok yerinde bir iş yapmışım. Bir doğru bir daireye teğetse, doğrunun o noktada dairenin yarı çapına dik olduğunu öğrendik. Eğer bu açı 90 derece ise, bulmamız gereken açıya da x diyelim. 25'in tümler açısı kaç derecedir? x artı 25 90 ise, iki taraftan da 25 çıkaralım. Böylece x'i 65 derece olarak bulduk. Doğru cevap B seçeneği. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.